4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 4. ünite. Ünitemizin ismi zaman içindeki teknoloji. Sayfa 100. İletişim ve ulaşım teknolojileri olmasaydı yaşamınız nasıl olurdu? Burada bu teknoloji olmasaydı arkadaşlar şu anki yaşadığımız olan hayatımızda birçok zorluklarla karşılaşırdık. Sınıfınızda gördüğünüz teknolojik ürünler nelerdir? Sınıflarımızda akıllı tahtalarımız, yazıcı, bilgisayar. Yani bazı okullarda akıllı tahta yoksa arkadaşlar projeksiyon cihazları da olabilir. Sayfa 103. Buradaki kullandığımız teknolojik ürün kullanım alanı ve faydalarını soruyor. Cep telefonu kullanım alanı iletişim. Kullanıldığı yerdeki faydaları iletişim ve bilgiye ulaşımda bize fayda sağlar. Bilgisayar araştırma, haberleşme ve oyun. Kullandığı yerler ödev, araştırma ve eğlence. Sonraki konuya hazırlıkta en sık kullandığınız teknolojik ürünü belirleyerek bu ürünün gelişim tarihçesini bir kağıda yazmamı istiyor arkadaşlar. Burada bilgisayarın tarihinin 19. yüzyılın başlarına kadar Charles Babbage'in analitik motorunun tasarlanmasına dayanır. 20. yüzyılın ortalarında dijital bilgisayarların ilk prototipleri geliştirildi. Daha sonra 1970'lerin sonlarında bilgisayarlar üretilmeye başlandı ve şu an artık taşınabilir bilgisayarlar, küçük bilgisayarlar üretimde ve kullanımdadır. Sayfa 104. Teknolojik ürünler hep aynı amaçla mı kullanılır? Teknolojik ürünlerin kullanımlar hakkında hangi şartlar değişir? Kullanım amaçları bazen değişebilir. Örneğin cep telefonu ilk çıktığında sadece sesli görüşme ve mesaj gönderme amacıyla kullanırken şimdi akıllı telefonlar sayesinde araştırma, resim çekme, bankacılık, yol tarifi gibi değişik alanlarda insanlara yardımcı olmaktadır. Sayfa 105'te bana aşağıda geçmişte ve günümüzde kullanılan ulaşım araçlarını vermiş. Bu araçların zaman içindeki ne gibi değişikliklere uyarladıklarını bize soruyor. Burada zaman ilerledikçe bu ürünler daha gelişmişler, insanlara daha faydalı bir hale gelmiştir. Örneğin uçağa baktığımız zaman uçak daha ilkel şartlarda ilk üretildiğinde belki birkaç kişi anca taşıyabilirken şu an yüzlerce insanı ve binlerce ton yükü taşıyan büyük uçaklar kullanılmaktadır. Sayfa 106. Buraya bana geçmişteki kullanılan teknolojik ürünlerle günümüzdeki hallerini soruyor. Örneğin ütü. Ütünün geçmişteki haliyle günümüzdeki hali veya çamaşır makinesinin ilk yapıldığı haliyle şimdiki kullanılan halinin görselini buraya verdim arkadaşlar. 108. Günlük hayatta kullandığımız ürünlerden 3 tanesinin olumlu ve olumsuz özelliklerini, etkilerini tabloya yazalım. Kullandığım ürün telefon, olumlu etkileri bilgi edinmek, olumsuz etkileri boşa vakit geçirmek veya oyun. Olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ne yapmam lazım? Bilinmeyen uygulama veya sitelere giriş yapmayacağım. Telefon bağımlılığı olmaması için sürekli kullanmayacağım. Süre sınırlamasını dikkat ederek kullanımı yapmam gerekiyor. 5. etkinlik. Eskiden önemli günlerde insanlar birbirlerine mektup yazar, kartpostal gönderirlerdi. Günümüzde ise genel ağ üzerinden indirilen hazır yazılar mesaj olarak gönderilmektedir. Bunda hangisinde daha çok emek verildiğini ve nedenini soruyor. Burada mektup yazmaya daha fazla emek verilmiştir ve daha kıymetlidir. Ancak şu an kısa mesaj göndermek veya resimli veya video göndermek daha zahmetsiz ve daha kolaydır. Sayfa 109. Tablet bilgisayar ile masaüstü bilgisayar arasında ne gibi farklılıklar vardır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Tablet taşınabilir olduğu için istediğimiz her yere taşıyabiliriz. Ancak masaüstü bilgisayarları bir yerden bir yere taşımak kullanım anlamı açısından daha sıkıntılıdır. Söyleyelim bölümünde ise konuya hazırlık kapsamında hazırladığınız özetleri ardından uzaktan kumanda teknolojisinin ne gibi teknolojilere öncülük ettiğini tartışınız. Uzaktan kumanda teknolojisi kablosuz iletişim ve nesneleri interneti gibi modern teknolojilere öncülük etmiştir. Bu sayede cihazlar arasında kablosuz bağlantı ve kontrol mümkün hale gelmiştir. Sayfa 111. Alexander Graham Bell ile John Logie Baird'in yaşam öykülerini ve diğer çalışmalarını genel alanda araştırıp defterimize yazalım. Alexander Graham Bell telefonun mucidi olarak bilinir ve aynı zamanda işitme engellere yönelik eğitim konusunda çeşitli başarıları vardır. John Logie Baird ise televizyonun öncülerindendir ve ilk kez hareketli görüntülerin mekanik bir sistemle iletişimini başaran kişidir.
Sayfa 112. Burada televizyon ilk olarak mekanik sistemlere hareketli görüntüleri ileten basit cihazlardan gelişerek günümüzde akıllı özelliklere sahip ultra yüksek çözünürlüklü ve ince ekranlı cihazlara dönüşmüştür. Bu evrim sürecinde renkli yayına geçiş, uzaktan kumanda eklentisi ve internet bağlantılı özellikler gibi birçok yenilikler bunlara eklenmiştir. 7. etkinlikte buradaki metni okuyarak ilk kullanım tarihine ilişkin bir metin verilmiş arkadaşlar burada. Röntgen teknolojisinin gelişimini bize soruyor. Evet, burada arkadaşlar metindeki durum röntgen sayesinde rahatlıkla çözülmüş bir durum var. El röntgeni çekmişler çünkü. Sayfa 114. Bir ürün tasarlamak isterseniz bu hangi alanda olurdu? Neden? Güneş panelleri üzerinde olabilirdi. Evin her yerine pencere, çatı ve benzeri güneş panelleri koyarak evin elektrik üretimine katkı sağlamasını sağlardım. Sayfa 116. Girişimci insanların sayısının artmasında devlet destekli projenin önemi hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Devlet destekli projeler girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için onlara fırsat ve kaynak sunmaktadır. Hem Hatice Hanım'ın yeşil yumurta üretimine başlamasında hem de Özgür ve Ferhat'ın video oyunu geliştirmesinde bu destekli ve teşviklerin olumlu etkileri vardır. 117. Bir gazete haberimiz var. Buradaki Teknofest 2022'ye hangi fikirlerinizi projelendirmek için katıldığınızı söyleyiniz. Sürdürülebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularında yenilikçi çözümler geliştiren bir proje ile katılmayı düşünürdüm. Ayrıca Karadeniz bölgesinin özgün ekosistemine uygun çevre dostu tarım teknolojisi üzerine bir başka proje fikrimi de yarışmaya sunardım. Siz de günlük hayatınızda gördüğünüz bir problemin hareketle kendi ürününüzü geliştirdiniz demiş arkadaşlar. Problem, şehir içi trafikte bisiklet kullanıcıların güvenliği ve gönüllülüğü konusunda yaşanan sorunlar. Evet, trafikte bisikletlerin şehir içinde rahat kullanılamadığına dönük bir problem için bir ürün tasarlamış. Ürünümüz akıllı bisiklet kaskı. Hem sürücü için navigasyon işlemi gösteren hem de araç sürücülerine bisikletinin yön değiştireceğini gösteren LED ışıklı bir kask, yani bir nevi uyarı ve sinyal sistemi olan bir bisiklet, akıllı bisiklet. Sayfa 118. Bir teknolojik ürünü hangi durumlarda kullanmayı bırakıyorsunuz? Bir teknolojik ürünü eskidiğinde, bozulduğunda veya artık işlevini yitirdiğinde kullanmayı bırakıyorum. Bu ürünü daha sonra geri dönüşüme gönderiyorum. Teknolojik ürünlerin geri dönüşümü çok önemlidir. Sayfa 119. Burada oyun bağımlılığının nedenleri üzerine bir sorumuz var. Oyun bağımlılığı bireylerin fiziksel sağlıklarını ihmal etmelerine neden olabilir. Bu da uzun süreli oturma ve hareketsizlik gibi faktörlere bağlı olarak vücutta ağrı ve şişkinlik gibi sağlık problemlerini beraberinde getirebilir. 12. etkinlikte ise teknolojik ürünlerin doğaya haberdekinden başka ne gibi zararları vardır? Teknolojik ürünlerin üretim ve enerji tüketimi sera gazı emisyonlarını artırarak iklim değişikliğine katkıda bulunur. Ayrıca bu ürünlerin düzgün şekilde geri dönüştürülmemesi toprak ve su kirliliğine neden olur. Bu da habitat kaybı ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi çevresel problemleri de beraberinde getirir. Sayfa 120. Tabloyu dolduralım. Kullandığım teknolojik ürünler televizyon izlerken uzun süre izlememeye veya yakından izlememeye dikkat ediyorum. Telefon, faydalı şeyler için kullanmaya dikkat ediyorum. Bilgisayar, zararlı uygulamalardan kaçınıyorum. Klima, çok uzun süre kullanmıyorum. Altında deneyelim bölümünde ise bazı ürünlerde bu cihaz yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır diye bir uyarıdan bahsetmiş. Bu uyarı niçin vardır? Bununla ilgili bir soru. Yoğun kullanıma uygun olmadığı ve çabuk arıza yapabileceği için bu tarz ürünlerde bu şekilde uyarılar olabilir. Sadece evde az kişi tarafından kullanıma uygun olduğu için böyle bir uyarı sistemi geliştirilmiştir. Sayfa 121. Bilinçli tüketicilerin teknolojik ürünlerin kullanım konusunda bilgisi ve duyarlılığı nasıldır? Ürünlerin amacına ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanırlar. Sayfa 122'de ise garanti belgelerinden yararlanmak için gerekli koşullara örnekler verilmiş. Burada doğru kullanımla ilgili nasıl bir ilişki vardır diyor. Daha önceden bildiklerimiz varsa onların yanına işaret koyacağız. Burada arkadaşlar herkes kendine göre
işaret koyabilir. Hepsini biliyorsanız hepsine koyabilirsiniz veya hangilerini biliyorsanız bunlara işaret koyabilirsiniz. Sayfa 123 doğru yanlış. Garanti belgesiyle kullanım kılavuzu aynı içeriğe sahiptir. Garanti belgesiyle kullanım kılavuzu aynı içeriğe sahip değildir. Birisi o cihazın nasıl kullanacağını açıklar. Diğeri de o cihazın hangi şartlarda kullanılması gerektiğini, garanti başlangıç ve bitiş belgesi gibi tarihleri, servis bilgileri gibi bilgilerin olduğu bir belgedir. Yanlış. 2. Alexander Graham Bell telefonu icat eden mucittir. Doğru. 3. Ürün geliştirme sürecinin ilk aşaması sonuçların raporlanmasıdır. Bu bilgi yanlış. 4. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler düşünce özgürlüğüyle yakından ilişkidir. Doğru. 5. Röntgen ve tomografi gibi cihazlar hastalıkların erken fark edilmesini sağlar. Doğru. B bölümünde boşluk doldurma. 1. İnsanlığın ilk dönemlerinde yiyecek ve içecekler serin kalmaları için mağarada tutulmaktaydı. 2. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü gibi teknolojik ürünler. Burada arkadaşlar bir yazım yanlışı olmuş. Ürünler alanında temizlik kullanmaktadır. Burada temizlik alanında şu arada olması gerekiyor boşluğumuz. Temizlik alanında kullanılmaktadır. 3. Bir ürün icat edildiğinde ürünün ileride karşılaşabileceği zarardan önceden ödenen ücret karşılığında gidebilir. Alt taraftaki soruları birlikte cevaplandığını. 1. Pille çalışan teknolojik ürünlerin uzun ömürlü olması için alınması gereken önlemler nelerdir? Kılıflar ile kullanılmalı, tamamı bitmeden şarj edilmemeli, düzenli temizliği yapılmalı. 2. Çevre dostu ulaşım araçları hangileridir? Toplu taşıma araçları, elektrikli ulaşım araçları, çevre dostu araçlardır. 3. Bir ürün geliştirirken en önemli aşamalardan biri ürünü geliştirmemize yarayacak bilgileri araştırdığımız aşamadır. Bu aşama için çevrenizde hangi merkezler vardır? Burada teknoloji geliştirme merkezleri vardır. Sayfa 124. Aşağıdakilerden hangisi evlerde kullanılan teknolojik ürün? Evlerde kullanılan teknolojik ürün elektrik süpürgesi. 2. Ürün tasarlama sürecindeki basamakları verilmiş. Buradaki boşluğa hangisi gelecek? Kaynakları araştırma problemi birlikte etmesi sonra biz kaynakları araştırırız. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan teknolojilerden biridir? Eğitimde stetoskop, sağlıkta, ütü, temizlikte, radyo, iletişimde, etkileşim tahta, eğitimde. 4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu sonuçlarından biridir? Trafik tıkanıklığı artmıştır. Bu bilgi olumsuzdur. Mesafeler kısalmıştır. Olumludur. Bazı canlıların nesli tükenmiştir. Olumsuz. Bazı sağlık sorunları artmıştır. Olumsuz. Doğru olan B şıkkı. 5. Eda sıcak yaz günlerinde giyilmek üzere klimalı kıyafetler tasarlamıştır. Bu kıyafetlerin içinde nanoteknoloji kullanılmıştır. Eda'nın bu tasarımına sıcak ülkelerden çok fazla talep olmuştur. Eda'nın bu tasarımını yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İhtiyaçlarına önem verdiği için arkadaşlar sıcaktan bunu aldığı için böyle bir çözüm üretmiştir. Sayfa 125, 6. soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi teknolojinin insanlar arası iletişime verdiği zararlardandır? Teknoloji sayesinde arkadaşlar insanlar artık sosyal ilişkileri etkilemiştir. İnsanlar teknoloji bağımlılığı haline gelmiştir. 7. Sporcuların kullandığı akıllı teknolojinin birinci kullanım amacı hangisi? Burada sporcuların nabız ve uyku düzenini izlemesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk kişisel bilgisayarların birinci kullanım amacıdır? Evet, ilk baştaki arkadaşlar bilgisayar kullanım amacı genel ağa erişmekti. 9. Bir ürün geliştirirken karşılaşılan sorunu çözmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Öncelikle yakın çevredeki bilgi ve deneyimli bireylerden bu konu hakkında yardım istenmelidir. 10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi çevre dostu bir şekilde kullanmanın bir yoludur? Elektronik cihazları kısa bir süre sonra çöpe atmak. Burada cihaz bozulmadan, kullanım ömrü dolmadan çöpe atmak israftır, yanlış. Eski elektronik cihazları çöpe atmak yerine geri dönüştürmek. Doğru. Zaten bize doğru soruldu. Cevabımız B şıkkı. 126'da bana bir metin vermiş arkadaşlar. Metni okumuyorum. Metne göre soruları cevaplandırıyorum. Zımba hangi amaçları kullanıyor diye soruyor. Zımba okullarda, iş yerlerinde, resmi kurumlarda evrakları birleştirmek amacıyla kullanılır. 2.
Ahmet'in yaşadığı durumu siz yaşıyor olsaydınız neler yapardınız? Ben de Ahmet gibi dosyalar ve zımbalardım. 3. Zımbanın tarihsel süreci içindeki gelişimi nasıl olmuştur? 1700 yıllarda Fransa'da icat edilmiştir. Sayfa 127'de bulmacamız var. Kullanma kılavuzu burada arkadaşlar tersten vermiş. İkinci kelimem teknoloji. Teknoloji nerede arkadaşlar? Şurada aşağı doğru tekno. Evet. Şöyle teknolojiyi buldum. Diğer kelimelerimize bakalım. İletişim var. İletişim şurada. Ulaşım. Ulaşım en altta arkadaşlar. Devam ediyorum. Mucit ve sigorta kaldı. Mucit burada. Sigorta ise biraz da alt tarafında verilmiş. Şifremiz arkadaşlar kütüphane. Kütüphane nerede? Şurada arkadaşlar bakın. Yine tersten verilmiş. 128'deki zihin haritası. Teknoloji bilinçli kullanıyorum. Doğru kullanımı tasarruf sağlar. Bilinçli kullanım ömrünü uzartır. Aşırı kullanım ise insana zarar verir. Teknolojik ürünlerin geçmişi ve bugününde ise insanların hayatını her zaman kolaylaştırmıştır. İnsan ihtiyaçlarına göre değişmiştir. Modern teknolojik ürünler eskilere göre daha kullanışlıdır. Teknolojik ürünlerin gelişim aşamalarında ise fikir ve konsept, prototip ve test, üretim ve pazarlama. Mucitlerde ise Graham Bell, John Logie, Esat Fevzi Bey gibi kişileri verebiliriz arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.